Herkese merhaba. Bugün size 1040 imalat çeliğinden bir tane delik merkezleme zımbası yapımını göstermeye çalışacağım. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz ayrıca bütçeniz doğrultusunda YouTube'un imkanlarını kullanarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bir an önce gelin dilerseniz projeye geçelim. Ben video oynatılırken üzerine anlatmaya devam edeyim. Bu ekipmanlar özellikle daha önceden delikleri hazırlanmış kalın saç malzemelerin bir yere monte edilirken montaj yapılacak malzeme üzerinde deliklerin uygun yere açılmasında markalama yapmak için kullanılıyorlar. Ben projeyi gerçekleştirirken 1040 kalite imalat çeliği kullanmayı tercih ettim. Parçayı torna tezgahıma yerleştirdim. Uygun şekilde tornalayacağım şimdi. Bu malzemeyle ana gövde yapıyorum. Bu parça da 1040 kalite imalat çeliği. Bu parça her geri beslemeli olacak. Civata deliğine tam oturması için bunu 45 derecelik bir açıyla tornalayacağım. Şimdi parçaları gördüğünüz gibi freze bağlıyorum. Konik parçanın ana gövde içinde rahat hareket etmesi gerekiyor. Ama ön taraftan da çıkıp gitmesini istemiyorum. Bu yüzden ana gövdeye bir kanal açıp konik parçayı buradan vidalayacağım. Böylece konik parça kanal boyunca ana gövde içerisinde rahatça hareket edecek. Bu parçada esas zımba görevini görecek olan parça. Ucunu şimdi sivri şekilde elmasla bileleyeceğim. Bu malzeme cıva çeliğinden, sertliği yaklaşık 62 HRC, dolayısıyla zımbalama yapmak için gayet uygun. Son birleştirmeye geçmeden önce parçaları korozyondan korumak için bir çözüm bulmak gerekiyor. Bunun için en uygun çözüm de Meneviş uygulaması aslında. Meneviş uygulaması esasen ısı ve oksijen metal üzerinde bir kimyasal reaksiyon oluşturarak metalin üzerinde mavi bir oksit film tabakası oluşturuyor. Bu film tabakası sonrasında metalin oksijenle temasını keserek oksijen korozyonunun büyük miktarda önüne geçiyor. Her ne kadar Meneviş uygulaması yapmış olsak da yine de tam koruma için yağlama yapmak gerekiyor. Bol yağ kullanmaktan çekinmeyin. Ne kadar bol yağ o kadar iyi. Meneviş rengi gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma giden bir mavi renk. Meneviş makineyle ilgili daha önce bir içerik hazırlamıştım. Linkini açıklamalara ekliyorum. Mutlaka izleyin. Meneviş makineyi ve Meneviş kimyası ile ilgili çok derin bilgiler içeren bir video. Ana gövdenin içerisine konik parçayı geri itmek için bir geri besleme yayı koymak gerekiyor. Siz ihtiyacınız doğrultusunda uygun sertlikteki bir yayı tercih edersiniz. Benim için bu uygun. Bu zımbayı kullandıktan sonra konik parçayı eski yerine getirmek için kullanılacak. Zımbanın konik kısmı yapısı gereği kendini yerleştirilen deliğe göre merkezleme eğiliminde. Ana gövdenin alt kısmı tabana oturduğu anda üstteki malzemeyle paralel hale geliyor. Böylece üstteki malzemenin deliğiyle zımbanın ucu tam merkezden geçiyor. Bu noktadan sonra da geriye sadece zımbayı çekişte vurmak kalıyor. Gördüğünüz gibi sonuç gayet başarılı. Üstteki malzemenin deliğinin merkeziyle delik delinmesi gereken yer tam olarak işaretlenmiş oldu. Bu proje için söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun bu şekilde anlatımlı olmasını beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Beğenmediyseniz eski usul önce anlatır sonra içeriği oluştururuz. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.